DNA analiz metotları olarak, temelde ikiye ayırıyoruz. Bir, DNA sequencing yani DNA dizileme. İki, genotyping yani genotipleme, genotip belirleme. DNA dizilemede elimizdeki DNA'nın, DNA'yı nükleotit okuyoruz. Yani her bir nükleotidi belirleyerek DNA'nın dizisini çıkarıyoruz. Yani ATG, CC, CG, TG gibisinden elinizde hedefinizde ne varsa o hedefteki DNA'nın dizilimini belirliyorsunuz, çıkarıyorsunuz. Şimdi DNA dizileme için günümüzde geçerli olan iki grup yöntem var. Bunlardan birincisi Sanger dizileme, ikincisi yeni nesil DNA dizileme metotları yani NGS. Şimdi Sanger dizileme daha eski bir yöntem ama altın standart, hata yapmaz. Siz PCR'da hata yapmadığınız müddetçe kullanıcı hatasını artık, daha doğrusu kullanıcı hatası dışında kimyasal veya mekanik herhangi bir hata yapmayan, kolay hata beklemediğimiz, o nedenle altın standart dediğimiz yöntem Sanger DNA dizileme. O nedenle özellikle genetik tanıda ve prenatal tanıda mutlaka yapılması gereken, mutlaka doğrulama, Sanger dizilemeyle doğrulamada kullanılması gereken bir yöntem. Şimdi Sanger dizileme altın standart, hata yapmıyor, ancak en fazla 800 baz çifti okuyabiliyor. Yani en fazla 800 baz çiftlik bir fragment okuyor. Eğer elinizde okumak istediğiniz daha uzun bir DNA bölgesi varsa, bu DNA bölgesini, bu arada bir dakika, 800 baz çifti, en fazla 800 baz çifti okuyabiliyor dedim bir reaksiyonda. Yani bir tüp içinde 800 baz çiftine kadar okuyabilirsiniz. Eğer okumak istediğiniz bölge 800 baz çiftinden daha fazlaysa, daha uzun bir bölgeyse, o zaman bu bölgeyi parçalıyorsunuz, parçalara ayırıp o şekilde her bir parçayı teker teker sekanslayıp ondan sonra o dizileri birleştiriyorsunuz. Şimdi peki DNA dizileme neden yapılır? DNA dizileme bir hiç bilmediğiniz bir gen olabilir, hiç bilmediğiniz bir organizma olabilir. Bu organizmayı diğer hangi organizmalara benzer, biz bunu hangi sınıfa koyabiliriz, hangi genler var, bunu belirlemek için hiç bilmediğiniz bir organizmanın DNA'sını dizileyebilirsiniz. Bu de novo dizileme. Bir de hastalıkların temelini araştırırken yapabilirsiniz. Yani bilmediğiniz bir hastalık var veya genini bildiğiniz bir hastalık var. Bu gende nasıl değişiklikler meydana geliyor? Hangi mutasyonlar meydana geliyor? Ve hangi mutasyonlar bu hastalığın ortaya çıkmasına sebep oluyor? Veya elinizde bilinen bir hastalık var. Hastalığı bilinen bir aile var. O ailedeki mutasyonları bulmak istiyorsunuz. Yine yani bu bir önceki söylediğimi yaptıktan sonraki aşama, diyelim ki elinizde bir hastalık var. Genini bilmiyorsunuz. Önce genini buldunuz. Arkasından o gendeki mutasyonları tespit etmeniz gerekiyor. Bu gende hangi nükleotide dönüşürse veya işte hangi deresyonlar, hangi insersiyonlar oluşursa hastalık ortaya çıkar. Önce bunu belirlemeniz gerekiyor. Belirlediniz. O genin o hastalıktan sorumlu olduğunu buldunuz. Arkasından şöyle bir şey yapmanız gerekiyor. Daha doğrusu arkasından yapabileceğiniz şey şu: genetik tanı. Peki genetik tanı neye yarıyor? O hastalığı taşıyan bir aile var elinizde veya o hastalığı taşıyan ailelerde. Hastalığı taşıyan bireyleri, bireylerin hangi mutasyondan dolayı hasta olduğunu bulabilirsiniz. Bu bireyleri belirledikten sonra, örneğin eğer bu dediğim hastalık otozomal resesif bir hastalıksa, hastalar zaten homozigotlar olmak zorunda. Bir de taşıyıcılar var. Hastalığı fenotipte göstermeyen ama taşıyan, dolayısıyla hasta çocukları olması ihtimali olan hasta taşıyıcılar var. Bu taşıyıcıları belirleyebilirsiniz. Taşıyıcı belirleme. Ve de bu taşıyıcı belirlemeden sonra bu taşıyıcıların çocukları olacağı zaman, eğer riskli gebelikler varsa, hem annede hem babada taşıyıcılık varsa, çocuğa doğum öncesi tanı yapabilirsiniz. Yani çocuk doğmadan önce hasta mı olacak, normal mi olacak, bunu söyleyebilirsiniz. Bunların hepsini bu DNA dizilemeyle yapabilirsiniz. Yani DNA dizilemekteki amacımız çok farklı. Veya bundan tamamen farklı bir şey: bir geni klonladınız. Klonladığınız bu gen
plazmitin içine düzgün bir şekilde mi yerleşti? Yani hangi oryantasyonda yerleşti veya klonladığınız sırada herhangi bir mutasyon meydana geldi mi? Bunları görebilmek için yine nükleotit bu DNA fragmentini okumak isteyebilirsiniz ki okumanız da iyi olur, okumanız da gerekir. Bunun gibi farklı amaçları var veya kanser tanısında yine kanserin genetik tanısında bir kanser hastası geldiği zaman bu kanser hastasının tümöründen aldığınız DNA'yı DNA dizileme yaparak bu DNA üzerinde hangi genlerin bozulduğunu, hangi genlerde mutasyon olduğunu gösterebilirsiniz. Şimdi mesela böyle bir durum var diyelim. Elimizde bir kanser hastası var, akciğer kanseri. Şimdi akciğer kanserinden sorumlu olan, akciğer kanserinde yüksek sıklıkta mutasyona uğrayan genler bellidir. Bu genler ve de özellikle onkogenler için, kanser dersinde daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Özellikle onkogenler için belli noktalarda belirli mutasyonlar vardır. Eğer bu mutasyonları bulursanız hastanın genetik tanısını koymuş olursunuz. Ona göre de yine eğer bilinen bir mutasyonsa ve bu onkogenlerden bazılarına karşı geliştirilen ilaçlar var. Mutasyon spesifik ilaçlar. Hastaya sadece ve sadece o genden de o genin ürünü olan, o mutant genin ürünü olan proteini durduracak bir ilacı vererek daha başka daha farklı ilaçları denemeden doğrudan doğruya hastanın kendisine özgü tedaviyi uygulayabilirsiniz. Bu sayede kemoterapiyle hastayı yormadan, zamanını kaybetmeden tedaviyi uygulamış olabilirsiniz. Bunun adı da hedefe yönelik tedavi. Evet, şimdi DNA dizilemenin bu gibi amaçları var. Şimdi Sanger dizleme ne zaman? Sanger dizlemede 800 bazlık bir hedefiniz oluyor. Diyelim ki bilinen bir genetik hastalık var. Ailede bilinen bir genetik hastalık var. Mesela işte beta talasemiden hangi gen sorumlu olduğunu biliyoruz. Beta globin geni. O halde beta talasemili bir ailede bizim genomun tamamını dizilememize gerek yok. Sadece beta globin geninin dizisini çıkartmamız, sadece beta globin genine DNA dizileme yapmamız bizim hastalığın teşhisini koymamız için, hastanın mutasyonunu bulmamız için yeterli. O nedenle hedef belli olduğu için sadece hastadan DNA'yı izole ediyoruz. Arkasından buna PCR yapıyoruz. Daha sonra da PCR ürününü Sanger dizlemeyle okuyoruz. Çünkü hedefimiz belli. Başka bir yerde bir mutasyon beklemiyoruz çünkü. Ancak bazı durumlar var ki hedefimiz belli değil. Veya hastalık tam olarak bilinen bir hastalık değil veya hastalık hakkında çok fazla bilgi yok. Bu durumda nereye sekanslamanız gerek bunu bilmiyorsunuz. O halde genomun tamamını dizlemek istersiniz. Genomun tamamını dizleyebilirsiniz. Onun için de NGS yöntemlerinden birini yani Next Generation Sequencing yöntemlerinden, yeni nesil DNA dizleme yöntemlerinden birini kullanmanız gerekir. Bunun için farklı teknikler var. Farklı şirketlerin ortaya koyduğu farklı teknikler var. Ancak bunların hepsiyle de standart bir takım uygulamalar yapılabiliyor. Şimdi Next Gen Sequencing, yeni nesil DNA dizilemenin uygulama alanları bir, bütün genom dizileme, yani genomun tamamının genler, intergenik bölgeler, intronlar ve mitokondriyal DNA dahil olmak üzere DNA olan ne varsa her şeyi sekanslıyorsunuz. Her şeyin dizilimini çıkarıyorsunuz. Ve de size daha ileriki derslerimizde de göstereceğim. Sizin elinizde hangi pozisyonlarda hangi nükleotitlerin referans diziden farklı olduğunu gösteren büyük bir liste oluyor. Bu listeye bakarak hangi nükleotitler değişmiş doğrudan doğruya onu görebiliyorsunuz. İkincisi diyebilirsiniz ki işte zaten bir hastalık işte zaten kalıtsal bir hastalığa bakıyorum. Dolayısıyla bütün genoma ihtiyacım yok. Bana sadece kodlayan bölgeler yeterli. Çünkü bizi birinci derecede ilgilendiren kodlayan bölgeler. Çünkü hastalıkların çoğu protein yapısındaki değişikliklerden kaynaklanıyor. Ve de intergenik bölgelerin hastalık yapma ihtimali çok düşük. İntergenik bölgelerin ve intromanın yani kodlamayan bölgelerin, non-coding region'ların
Hastalık yapma ihtimali çok düşük. Sıfır demiyorum ama çok düşük. O nedenle öncelikle bakmamız gereken ekson. Böyle bir önceleme yapabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki bana intergenik bölgeler gerekmiyor. Sadece eksonlar bana yeterli. Çünkü intergenik bölgeleri soktuğunuz zaman biliyorsunuz insan genomunun büyük bir kısmı zaten intergenik bölge. Yani genler arası bölgeler. Dolayısıyla bunları okumak isterseniz bu size çok daha pahalı bir maliyet getiriyor. Çok daha fazla para harcamanız gerekiyor ve de analiz edilecek, biyoinformatik açısından analiz edilecek çok daha yüklü bir data ortaya çıkıyor ve bunu analiz etmek çok daha uzun zaman alıyor ve daha deneyimli personel gerektiriyor. Şimdi o nedenle diyorsunuz ki tamam ben intergenik bölgeleri ve intronları elimine ediyorum. İntronların sadece başlarını ve sonlarını alıyorum. Aklınızda bulunsun. İntronların sadece başlarını ve sonlarını dahil etmek üzere ben sadece eksonları yani kodlayan bölgeyi alıyorum diyebilirsiniz. Ekson dizileme bu. Ben mesela bu yöntemi tercih ediyorum. Ekson dizilemeyi tercih ediyorum. Şu anda üzerinde çalıştığım projede zaten ekson dizileme yapıyorum. Şimdi ekson dizileme yaptığınız zaman yine genlerin tamamını görüyorsunuz ve sadece eksonlarını görüyorsunuz. Buradaki nükleotit değişimlerinin listesi elinize geliyor ve de siz bunlardan hangileri hastalığın etkeni olabilir diye genetik analizinizi yapıyorsunuz. Ondan sonrası sizin yapacağınız, sizin genetik bilginize ve de kullanacağınız genetik yöntemlere dayanıyor. Şimdi bir sonraki panel dizileme, Bünyamin'in sorusu. Panel dizileme ne peki? Panel dizilemede ekson dizilemenin biraz daha kısıtlanmışı. Şimdi genom dizilemede genomun tamamına yani genler artı intergenik bölge. Yani kodlasın kodlamasın DNA olan her şeyi diziliyoruz genom dizilemede. Ekson dizilemede hangi gen olduğuna bakmadan, neden sorumlu olduğuna bakmadan bu gen ne iş yapar? İşte kokudan mı sorumlu, koklamadan mı sorumlu veya benim bu aralar takıntılı olduğum bir gen grubu, mükin genleri, nefret ettiğim bir gen grubu son zamanlarda. Çünkü bu mükin genlerinde bir sürü mutasyon buluyorum. İşte mukus salgısından mı sorumlu? Çok polimorfik genler çünkü bunlar. Veya işte kanserden mi sorumlu? Bunların hiçbirine bakmadan genlerin hepsini bir diziliyorsunuz. Ondan sonra elinizdeki tüm genlerin dizilemesine göre, tüm genlerdeki nükleotit değişikliklerine göre bir karar veriyorsunuz. Ona göre belirlemeye çalışıyorsunuz. Şimdi bunu ne zaman yaparsınız? Bunda hedefiniz yine belli değildir. Hedefinizdeki gen belli değildir. Ama hedefinizdeki genler belliyse, diyelim ki bir genetik tanı merkezisiniz. Genetik tanı yapıyorsunuz. Genetik hastalıkları inceliyorsunuz veya incelediğiniz belli bir grup genetik hastalık var. Mesela enzim eksikliklerine bakıyorsunuz veya genel anlamda metabolik hastalıklara bakıyorsunuz. Bugün bilinen tüm metabolik hastalıkların hepsinin işte belli sayıda geni var. Yani insan genomunda 25 bin tane gen varken bu 25 binin 25 bin tanesi birden metabolik hastalıklara sebep olmuyor. Çünkü her gen metabolizma ile ilgili değil. Ancak metabolizma ile ilgili belirli genler var. Şimdi hasta geldi. Bunun metabolik bir hastalığı var. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama belli ki metabolik bir hastalık. Tabii ki bunu teşhisini biz koymuyoruz. Bunun teşhisini tıp doktorları koyuyor. O halde bizim bu tip hastaların eksonlarının bütün genlerine bakmamıza gerek yok. Tüm genlerine bakmamıza gerek yok. Sadece metabolizma ile ilgili genleri seçip ama metabolizma ile ilgili tüm genlere bakabiliriz. Veya diyelim ki elimizde bir grup kanser hastası var veya kanser teşhisi koyuyoruz. Kanser genetik tanısı yapmaya çalışıyoruz. Veya işte bir kanser kliniği, tabii kanser kliniklerinin bunu yapması gerekiyor. Elinde kanser hastaları var. Ve de bugün için bilinen kanser genleri belirli. İşte belli sayıda onkogen var, belli sayıda tümör süpresör var. Bunun dışındakilerin kanserle ilişkisi olduğu bilinmiyor henüz. Yani kanser teşhisi koyacağınız zaman sadece tümör süpresörlere, onkogenlere ve birkaç tane daha ilişkili genlere bakmanız gerekiyor. O halde diyorsunuz ki benim hedefimde sadece kanser genleri var. Geri kalan genler beni ilgilendirmiyor. O halde bana sadece şu listedeki genlerin eksonlarını dizile diyorsunuz ve dizileme reaksiyonu baştan itibaren sadece bu eksonlara yönelik olarak yapılıyor. Bu durumda işte bu söylediğim yöntem panel.
Yani bir kanser paneli olabilir. Kanser panelinin içinde sadece kanser genleri olur ve de kanser genlerini seçip sadece onları dizileyen bir kit bu kanser paneli dediğim veya metabolik hastalıklar paneli olabilir. Bu metabolik hastalıklar panelinde de sadece metabolik hastalıklara neden olduğu bilinen genler. Her ne kadar bunlar birbirinden farklı farklı hastalıklar olsa bile farklı hastaların şeylerinde, farklı hastaların örneklerinde kullanılmak için olduğu için hepsini birden bir araya koyup bir tüp içinde doğrudan doğruya bir hastanın ne kadar metabolik geni varsa, metabolizma ile ilgili ne kadar geni varsa hepsinin dizilemesini çıkarıp hepsindeki mutasyonları görebilirsiniz. Bu sayede bir daha az maliyette daha fazla DNA'yı analiz edebilirsiniz. İki, elinizde gereksiz data olmaz. Elinizde şişmiş, gereksiz bol miktarda data olmaz. Yani sizi ilgilendirmeyen genlerin hepsinin datasından kurtulmuş olursunuz. Evet, şimdi burada eksom dizileme ve panel dizileme dediğim yöntemler. Eksom dizilemede ve panel dizilemede target selection yöntemi kullanılır. Target selection, yani hedef seçimi. Burada NGS yöntemlerini anlatacağım daha ileriki derslerde. Şimdi eğer hedef seçimi yapmazsanız, NGS'te bir hedef seçimi basamağı koymazsanız, target selection basamağı koymazsanız, o zaman genomun tamamını sekanslarsınız. Genomun tamamını dizersiniz. Ama bu DNA dizileme reaksiyonu, NGS reaksiyonu bir target selection basamağı eklerseniz, hedef seçimi basamağı eklerseniz, o zaman bu hedef seçim basamağına göre isterseniz sadece eksonları seçersiniz. Tüm genlerin eksonlarını seçersiniz. 25 bin tane genin her bir eksonunu seçersiniz. Onları sekanslarsınız. Ya da hedefinizi daha da küçültebilirsiniz. Mesela işte sadece kanser genlerin eksonlarını veya sadece metabolik hastalık genlerinin eksonlarını dizileyebilirsiniz. Yani hedefi daraltmış olursunuz. Elinizdeki data miktarını küçültmüş olursunuz. Neden? Çünkü bir kanser hastasının DNA'sına bakacağınız zaman bir kanser hastasının mutasyonunu bulmaya çalışıyorsanız bu hastanın ApoB genindeki mutasyon sizi ilgilendirmez. ApoB genindeki mutasyonlar sizi ilgilendirmez. Neden? Çünkü kanserin sebebi, hastadaki kanser oluşumunun sebebine bakmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bu ApoB gibi geri kalan çok sayıda gen doğrudan doğruya elimine edilerek daha az miktarda genin sekanslanması, dizlenmesi sağlanır. Hem daha düşük maliyet, hem daha düşük maliyette bu işi çıkartmış oluruz. Hem de analiz edilecek daha az data olur elimizde. Evet, en son olarak transkriptom dizilemeye bakalım. Transkriptom dizilemede ise hedefimizde RNA var. DNA değil, RNA var. Transkriptom dizilemenin amacı tamamen farklı. Transkriptom dizilemede gen ekspresyonuna bakıyoruz. Şimdi DNA'dan yola çıkarsanız eğer DNA dizilemede DNA'yı hangi dokudan izole ettiğiniz kanser haricinde DNA'yı hangi dokudan izole ettiğiniz fark etmez. İsterseniz kandan, isterseniz saç telinden, isterseniz ağız içi epitelinden veya herhangi bir hücre taşıyan herhangi bir biyolojik atıktan nereden izole ederseniz edin. Elde edeceğiniz DNA aynıdır. Aynı datayı elde edersiniz. DNA için konuşuyorum. Kanser hariç. Ancak kanserde durum nasıl? Kanserde tümörden izole edeceğiniz DNA ile hastanın tümör olmayan dokusundan izole edeceğiniz DNA birbirinden farklıdır. Yani zaten hedefimiz de budur kanser genetiğinde. Kanser genetiğinde hedefimiz tümörde olup da normal dokudan elde edilen, tümör olmayan dokudan elde edilen DNA arasında aynı kişinin tümörüyle normal dokusundan elde edilen DNA arasındaki nükleotit farklılıklarını göstermek. Kanser genetiğinde birinci amacımız budur. Yani ne tip mutasyon oluyor bunlar? Bunlara ne tip mutasyonlar diyebiliriz o zaman? Aynı hasta. Tümörde olan bir grup mutasyon var. Ya da tümör DNA'sında çok fazla sayıda mutasyon var ama bu mutasyonlardan hiçbiri de adamın veya hastanın kandan izole ettiğimiz DNA'sında veya tümör olmayan dokusundan izole ettiğimiz DNA'sında yok. Bunlar somatik mutasyonlar. Çünkü şöyle düşünürseniz, tümör sonradan ortaya çıkan bir yapı.
Tümör önceden değil, sonradan ortaya çıkan bir yapı ve de tümörün ortaya çıkmasında etkili olan şey neydi? Tümörü başlatan şey neydi? Mitoz bölünme sırasında gerçekleşen mutasyonlar, yani somatik mutasyonlar. Evet. Şimdi bir de NGS ile RNA dizilebilirsiniz. Bunu yaparken isterseniz RNA'nın tamamını, isterseniz belirli bir grup RNA'yı hedefleyerek de sekans yapabilirsiniz. Buraya yazmadığım bir takım sekans yöntemleri var demiştim. Bunlar örneğin messenger RNA dizileme olabilir. Sadece messenger RNA'ları dizileyebilirsiniz. Veya small RNA sequencing olabilir. Sadece küçük RNA moleküllerini, yani işte mikro RNA'ydı ve diğer küçük veya regülatör RNA'ları dizileyebilirsiniz. Bunu yaparken ne yapıyorsunuz? RNA izole ediyorsunuz. Transkriptom sequencing için konuşuyorum. RNA'yı izole ediyorsunuz. Arkasından bu RNA'yı reverse transcriptazla DNA'ya çeviriyorsunuz. Yani bu RNA'nın DNA kopyasını sentezliyorsunuz. Arkasından bu DNA kopyalarına sequencing yöntemini uyguluyorsunuz. Sonuç olarak size orada bulunan her bir RNA molekülünün dizisini ve hatta miktarı ile ilgili, her bir RNA molekülünün, o hücrede bulunan her bir RNA molekülünün miktarı ile ilgili önemli geniş bir data sunmuş oluyor. Ancak transkriptom dizileme sizin her zaman her ihtiyacınıza cevap vermez. DNA dizilemeyi farklı amaçlarla kullanırsınız. Transkriptom RNA dizilemeyi farklı amaçlarla kullanırsınız. RNA dizileme size sadece ekspresyon bilgisi verir. Yani gen ifadesi. Sadece o RNA'yı izole ettiğiniz dokuda hangi genler ekspresi oluyorsa, transkribe oluyorsa sadece o genlerin RNA'sını görebilirsiniz. Şimdi burada Türkiye'deki insanlara anlatmakta zorluk çektiğim bir konu var. Ne yazık ki bunu bazı insanlara bir türlü anlatamıyorum. Diyorlar ki sen niye eksom seviyorsun? Niye eksom yapıyorsun? Eksom yapacağına transkriptom yapsana. Transkriptom datasında zaten şey de var. Eksomların datası var. Şimdi bu insanlara kesinlikle şunu anlatamıyorum. Çünkü zamanında moleküler genetik dersi almamışlar. Şimdi eksom dizileme yaptığınız zaman dediğim gibi eksom dizilemenin kaynağı DNA'dır ve DNA vücudun her tarafında aynıdır, tümörler hariç. Ancak RNA izole ettiğiniz zaman sadece ve sadece sizin hedefinizdeki dokuda, RNA'yı izole ettiğiniz dokuda hangi genler transkribe oluyorsa o genlerin RNA'sını elde edersiniz. Bir. İkincisi, aynı genler iki farklı dokuda ekspresi oluyorsa, iki farklı dokuda transkribe oluyorsa hala farklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Çünkü alternatif splicing denen bir şey var. Bir de şöyle bir durum var. Özellikle mutasyon arıyorsanız, mutasyonlara bakıyorsanız birazdan anlatacağım. Bir grup mutasyon var ki bu mutasyonlar RNA'nın varlığını tamamen sıfırlıyor. Bu mutasyonu taşıyan bireylerde eğer bazı mutasyonlar var ki genin ifadesini, yani genden üretilen RNA'nın hücrede hiç bulunmamasına sebep oluyor. Eğer böyle bir mutasyon varsa, sizin kaynağınızda RNA olursa böyle bir mutasyondan hiçbir zaman haberiniz olmayacaktır. Neden? Çünkü o mutasyonu taşıyan RNA orada yok. Ama mutasyon DNA'da. Dolayısıyla DNA izole edip de DNA'dan yola çıkarak yaptığınız bir sequencing reaksiyonunda göreceğiniz mutasyonları her zaman için transkriptomda göremezsiniz. Evet, daha ileriki aşamalarda bunlardan çok daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Şimdi kısaca genotiplemeyi de önce bir Türkçe anlatayım, arkasından tekrar İngilizceye geçeriz. Şimdi DNA dizilemede dediğim gibi size aslında sonuçları da gösterebilirim. Biraz sonra göstereyim. İkinci ders göstereyim size sonuçları. Şimdi DNA dizilemede doğrudan doğruya işi kökten hallediyorsunuz, temelden hallediyorsunuz. Doğrudan doğruya hedefiniz küçük de olabilir, büyük de olabilir. Bütün DNA dizisini okuyorsunuz. Baştan aşağı nükleotit okuyorsunuz. Nerede ne var görüyorsunuz. Şimdi bazı durumlarda size daha spesifik bilgi de gerekiyor olabilir. Yani Sanger'in verdiği bilgi kadar bile detaylı bilgiye ihtiyacınız olmayabilir. Çünkü o gende herhangi bir mutasyon aramıyorsunuzdur. Ama o gende var olan
bir takım değişiklikler vardır. Hedefinizdeki şey bellidir. Hedefinizdeki nükleotit değişikliği bellidir. Dolayısıyla sadece ve sadece o nükleotit değişikliğini görmek için bir takım yöntemler var. Bu yöntemlerin adı da genotipleme yöntemleri, genotyping methods. Genotipleme yöntemleri ne olabilir? Nasıl yapabilirsiniz genotiplemeyi? Şöyle diyelim. En yaygın yöntem bugün için real-time PCR. En yaygın yöntem. Veya bunun haricinde alel-spesifik PCR yapabilirsiniz, konvansiyonel PCR'la. Veya restriction endonuklease kesimi yapabilirsiniz. RFLP diyelim. Veya direkt restriction digestion diyelim. Şöyle diyelim, PCR restriction digestion. PCR ve onu takip eden PCR RFLP. Şimdi PCR RFLP. Şimdi bunlarda hedefinizde sadece bir pozisyon var, bir nükleotit pozisyonu var ve sadece o pozisyondaki nükleotidin ne olduğunu görmek istiyorsunuz. Genin geri kalanıyla veya genomun geri kalanıyla ilgilenmiyorsunuz. Dolayısıyla çok daha basit bir şekilde, çok daha düşük bir maliyetle hedefinizde A mı var, C mi var? O pozisyonda A mı var, C mi var veya T mi var, G mi var? Onu söyleyen yöntemler genotipleme yöntemleri.